Derbinin katkılarıyla hazırlanan ilk rounda hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ne haber? Hoş ne Bizde gelenek İyindir. böyle. böyle <laughs> sağ olun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Gayet iyi. Derbi biraz şeydi de basattı da. Evet ya. Iyi yani. ee, biz şimdi sağcı tarafını konuşuyoruz ilk roundda ama sağcı tarafını konuşmak bir, bir, tık zorlayacak. Çünkü hakikaten inanılmaz ya. içerik yok ya sağ içinde. yani <laughs> şey de diyemiyorum şey düşündüm. Ee, bu maçta pozisyon kaçtı mı mesela? Yani bu adam e, net bir pozisyon değerlendiremedi oldu mu? Yok. Herhangi birinin net pozisyonu yok. Şimask'ın ceza yayı dışında şutu var. Galatasaray'da onu da açtı kapalı ama mesela Nelson'un... tabii kapatıyor. Şimdi Nerson'un bu tarafından vurursa Muslera'nın üstüne zaten diğer taraftan kapatmaya çalışır. O da avuta gidiyor yani. Orayı bayağı iyi kapattı Nelson falan da. Yani iyi kademeye geldi bir de Abdülkerim'in kafası var. Livakovic'in boşa evet, çıktığı çıktı arka direkte. Onun evet. çok şey pozisyonlar da böyle yüzde yüzlük pozisyon gibi değiller yani. Orada Abdülkerim hayal edemedi şeyi. Boşa çıkacağını düşünmedi Livakovic'e. Bence işte aslında Livakovic'in boşa çıktığı geçen seneden var yani. Livakovic iyi izlenip analiz edilse duran toplarda Galatasaray onu kullansa <laughs> Livakovic'in kale sahasının içine ve arka direğe yapsa ortaları Livakovic onlara çıkmakta zorlanan bir kaleci. O çalışılmamış duran toplarda bence. Galatasaray yani tarafı direkti. Bir tek o pozisyonda. Bence de. Esnaf. Bence goleyin yakınan o ama evet. onda da Abdülkerim'i zaten belli ediyor. Şeyi. Biraz ezberden ama gitti, gitti kareye oraya. Ama yani. hiç yani. çevirme ezberiyle gitti. Aslında kale boşalttığını anlasa hemen kafayı vursa boş kale yani. Böyle aslında o okunmasın. Aynen öyle. Bir i̇şte sonra Fenerbahçe tarafıyla başlayalım. Ee, yani şimdi Fenerbahçe'nin yaptığı yani hücumda çok verimsiz toplamda 90 dakikada bir şey de üretemedi. Ee, Ev sahibi derbi üstüne yaklaşamadı hücum tarafında ama savunmada da Galatasarayı muazzam kitledi yani burada ciddi bir başarı var. Ee, başlayan 11'i nasıl bulduğun ee, İşte Cengiz İrfan e, hamlesini e, İsmail yüksek kenarda başladı. E, Fenerbahçe nasıl? Galatasaray'ı büyük ölçüde durduruyor. Sonuçta Galatasaray'ın aksiyonunda duran top değil. Galatasaray zaten kornerlerde genelde aksiyon buldu. Hı hı. Ee, onun dışında oyun içinde çok izin vermedi Fenerbahçe. Nasıl yaptı bunu sence? Ve e, nasıl buluyorsun İrfan Crespo ikilisi ve daha sonra İsmail'in girmesi ve İrfan'ın tekrar yani Bence derbinin e, bir kazananı yok ama bir kaybedeni Kesin. var. Fenerbahçe bence kaybetti. Yani Galatasaray için beraberlik sayılır. Galatasaray zaten kötü geliyordu bu maça kadar. Yani kötü hı -hı. maçlar oynuyordu. O yüzden ben Fenerbahçe'nin kazanması gerektiğini düşünüyordum. Hı hı. İç sahada bu derbiyi alırsan 3 puan avantaj. Şimdi iki da vermeyecek Şöyle bir, bir dezavantajı görüşte. var fikstürden dolayı Fenerbahçe'nin. Ligin final haftalarına sona gelindiği zaman deplasmana gidiyorsun Galatasaray'a. Şimdi orada 2 puan önde bile gitsen sondan 2 haftaya Galatasaray'ı kaybedersen gidiyor. Hatta i̇ki, pardon iki, 3, puan önde, 3 puan önde bile gitsen Galatasaray'ı kaybettiğin zaman gidiyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bu maça galibiyet için çıkması lazım Fakat İsmail Hoca önce kaybetmemek için çıkıyor ve ilk dakikadan itibaren Muslera'ya basmayan ve orta blokta karşılayan bir Fenerbahçe var. Özellikle ilk yarıda e, biz temkinli oynayalım. Sıkıntı çıkmasın. İlk yarı beraberlik daha böyle beklenen, istenen bir şeymiş gibi karşıladı. İlk 11'ler öyle gözükmüyor. İlk 11'lerde Cengiz de var. Ha, ee, İrfan Can Kahveci de var. İlk 11'ler ofansif gözüküyor. İki takımın de yani bu arada. Kaan yerine Demirbay da mesela şey bir hamle. Yapıcı bir hamle. Fakat e, Fenerbahçe'nin oynadığı ilk kere oyunu çok daha temkinli ve bekleme oyunu. Yani özellikle Kerem Demirbay geriden top alıyor falan. Hep orta blokta bekliyor Fenerbahçe. E, kaybedeni deme sebebi mesela çok belirgin bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu haftaya kadar bu derbiye kadar en güçlü olduğu taraf sol taraf değil mi? Yani Fred'in de varlığı yani. etkiliydi tabii ki ama Fred yok. Ama yine de Tadic önemli bir oyuncu. Ferdi müthiş formda. Beşiktaş'ı dağıtmışlar sonuçta. Ee, Ferdi, Tadic vesaire deplasmanda Beşiktaş'ı dağıtmış bu sol kanat. Müthiş işliyor. O sol kanat yine işlesin diye muhtemelen İrfan Can da sol iç pozisyonunda. Sol kanadı Fenerbahçe'nin en yetersiz, en etkisiz Tadic, oynadığı maç. Tadic neredeyse yoktu ya. Tadic, Ve kendi sahanda. Yani. Kendi sahanda oynuyorsun. Ee, şeye katılıyorum. Yani e, 11'lere baktığında özellikle Fenerbahçe 11'de. Yani Fenerbahçe aslında bir tane daha hücumcu kullanmak için tercih yapmış. Ve maç önünde e, burada benim e, maç önü videosunda da duruyor. Maç önünde canlı yayındaydık. İrfan Cengiz'i ben anlayabilirim. Benim anlayamadım İsmail diye düşünüyorum. Çünkü Fred'in yokluğunu evet. tolere etme bakımından. Ben maçın en önemli oyuncusu görüyordum. Kimler şey yapabilir, fark yaratabilir. Fener en önemli oyuncu kim diye. Ben Fenerbahçe maçının Fenerbahçe'sinin en önemli oyuncu İsmail Yüksek olarak görüyordum. Çünkü bir e, buçuk kişilik oynama kapasitesi olan tek oyuncu. Yani, yani Hırvatistan milli takımına karşı e, hani takım istatistiği bu desen yani 24'te 16 Türkiye komple kilim mücadele kazandı desen şey demezsin. Hani bu futbolcu istatistiği takım istatistidir demezsin yani. Tek başına orta sahada bir, bir üç kişilik istatistik yapmıştı. O tarz bir maç bekliyordum açıkçası ben ve e, hani bundan bağımsız söylüyorum. İrfan Cengiz hücumcu bir hamle ama bunu değerlendirebilmen için buna göre bir fark yaratmanın yani oyununun da ona uygun olması lazım. Madem orta, orta blokta karşılaşıyor o zaman İsmail Crespo olsaydı en azından hmm. fiziksel olarak daha Tabii fazla ezerdin. Anlamı olurdu orta blokta karşılamanın. Ki ben fiziksel olarak çok zorluklarını düşünüyorum. Galatasaray gerçekten çok zorladılar. Hmm. Başarı buydu. Yani hmm. durdurmanın sırrı üretim, hakikaten... Üretim olarak Fenerbahçe eski maçların çok altında kaldı. Ee, yani bunu oynayacaksan onu hmm. bu şekilde oyna kaldı ki İrfan sağ geçtikten sonra Fenerbahçe'nin hani ilk yarı daha hmm. dengesizdi yani. Fenerbahçe %39'da top oynadı ilk yarı. Hmm. İkinci yarı daha dengeli hatta topu biraz daha alan. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin topla oynaması daha fazla. Ee, girişime yarı insan... çok dönüştü mü dönüşmedi mi ayrı mesele de Galatasaray'ın Galatasaray da korunanlar dışında bir aksiyonu yok yani. Hı. Doğal olarak e, biraz daha dengeye oturdu. En azından madem bunu oynayacaksın kendi şeyini oyna Daha fiziksel takımınla çık. Yani hem bununla çıkıp hem geride karşılayayım o da mantıksız oluyor yani. Hı. İkinci yarı İrfan sağa geçtikten sonra e, Barış Alper'in çıkışlarını engelledi. O konuda İrfan'ın hakkını vereyim. Aynen. İlk yarıda çünkü çok fazla Cengiz gelmedi. Hep teke tek kaldı Osay Samuel'le. İki defa Osay Samuel'le geçip sıfıra indi. Bir tanesinde işte sarı kart gördü falan. Hı hı. Ee, Osay Samuel. Orada etki. Maçın bir kere en iyi değişikliği, en pozitif yansıyan değişikliği İsmail Yüksek'in oyuna girmesi. İsmail girdikten yani. sonra ilk yarı Galatasaray böyle bir tık daha iyi oynuyordu. İkinci yarı dengelendi oyun. Metin Hoca'nın hani meşhur bir lafı var ya. işte doğru değişiklik aynı zamanda yanlış 11'dir de diyor. Biraz o onun gibi yani. Evet öyle. Ee, İsmail'in zaten bekleniyor yani. İsmail zaten bence en e, burada hani özellikle Fret yokken asla ve asla dokunmaması gereken bir oyuncu. Yani niye böyle bir tercih yapıldı çok anlamadım orada. Ha, Crespo kötü var. demiyorum ama İsmail'in yaratacağı farklı alakası yok yani. Fenerbahçe'nin iki tane tehlikeli şutu var. Bir tanesi King'in geçen sene Trabzon deplasmanında öyle bir şutu vardı galiba Batshuayi'nin sağ çaprazdan vurdu, üst direkten dönmüştü. Daha iki, Trabzon <laughs> maçın başında aynı yerden böyle bir ayak içi denedi. Üstten avuta gitti. Bir o şut var. O pası İsmail atıyor 20-30 metre. Hem de sol ayağıyla atıyor çapraza. Bir de Şimanski'ye pası var. Orada bir verkaç yapıyorlar sağ taraftan. Bir Osay Samuel'in ilk defa böyle o dakikada 60. dakikada iyi geliyor oradan. Ee, veriyor. Tekrar al ver yapıyor. Şimanski'ye çıkarıyor. Şimanski de boş şutunu atıyor işte yaydan. İki pası da iki kilit şut pasında İsmail veriyor. Defansif orta almasına hmm. rağmen. E girdikten sonra ikinci yarı 4 tane hava topu kazanmış. Ceko ile birlikte en çok hava topu alan oyuncu olmuş 45 dakikada. Hı -hı. Orada boy avantajını da kullanmış. İkili mücadelelerde zaten var olan bir oyuncu top kazanıyor vesaire. O çok e, fayda sağladı ve derbilerin oyuncusu bu tip oyuncular olur zaten. Aynen. Yani bir numara. Crespo da fena değildi bak, mesela. Bak, e, mesela Fenerbahçe dönemi Josef de Souza. Evet. Derbi, Her maç tam derbi, derbi oyuncusu. Evet. Tamam yani derbilerin ben hatta Banco şey diyordum yani. Kim olur maç oyuncusu dedi. Volin'in ilk dönemleri. Hep Josef de Souza diyorum rahat rahat. E, çünkü Josef çok müsait yani. Türkiye'deki derbi yapısına çok uygundu. Galatasaray'da Fernando. E, işte Beşiktaş'ta işleri gittiği zaman Atiba. Evet. Her zaman e, bunlar derbilerde fark yaratıyor. Çünkü derbi bu oyunculara geliyor. Bu oyuncular zaten aslında normalde bunu işi yapıyorlar ama maç biraz daha onların e, özelliklerini isteyen bir maç olduğu için daha da e, istatistikleri de yüksek gözüküyor. İsmail Yüksek'in de ben böyle bir maç geçireceğini düşünüyordum ama 45 dakikada kısılık kaldı. Yani 90 dakika İsmail Yüksek'te oynansa acaba daha mı mantıklı olurdu? O Serdar Çelikler'in dediği hahu gollerinden çıkarabilirdi işte. Sen Crespo İsmail ile orta sahayı sağlam alsan taraftarı da 12. adam olarak arkana alacaksın. Önde baskı, önde baskı, top kazanma. Bir ara zaten 55-75 arası falan Galatasaray yara alanında birçok duran top oldu. Fenerbahçe o duran topları hiç istediği gibi kullanamadı. Hiç tehlikeli olmadı ama sen orada ata ata o duran toplar gele gele taraftar baskısıyla falan bir karambol bir şu şutu falan çıkarabilirsin. Batu şuayı alsan son 20 dakika o da karambol golcüsüdür. İttir Aynen. kaktır vesaire oradan hani derbilerde aslında en çok çıkmaya müsait gol çeşidi bu. İttire kaktıra Aynen. karambol yaratarak atarsın. Ve İsmail Krespoğ'un da ciddi avantaj sağlardı. Çünkü biraz fazla yumuşak başladı ilk 45 dakikaya. Heba Kesin etti mi? yani ilk 45 dakika.